Merhaba sevgili öğrenciler. Ben öğretim görevlisi Sevim Emecen. Size bugün yeni bir dil, yeni bir dünya konulu söyleşi yapacağız. Beraber yapacağız, konuşacağız, sohbet edeceğiz bu konu üzerinde. Biliyorsunuz ki artık insanlar bir yerden bir yere kolayca ulaşabiliyor ve farklı milletlerden insanlarla çok kolay bir şekilde iletişim kurabiliyor. Eskiden farklı bir kültürden, milletten gelen bir insanı tanımak, görüşmek, onunla iletişim kurmak çok zorken bugün internet yoluyla ya da ilerleyen teknolojik yöntemlerle onlarla çok kolay bağ kurabiliyoruz. Yani mesela şöyle bir şey anlatayım size. Bizim memlekette bundan 40 yıl değil, belki 50 yıl önce, ben küçükken anlatılıyordu çünkü. Bir turist grubu yolunu kaybetmiş, bizim ilçeye gelmiş, Çorum Bayat'a. İlk defa turist görmüşler ve bizim büyüklerimiz bunu yıllarca anlattılar. İşte nasıl konuşmaya çalıştıklarını, nasıl insanlar olduklarını, o kadar etki yaratmış ki onlarda. Ama bugün öyle değil. Bugün benim annemin bile Instagram'ı var, kolay bir şekilde. Farklı insanlarla, farklı milletten insanlarla iletişim kurmasa da onların hayatlarını görebiliyor, yorumlayabiliyor. Biz digital immigrant deniyor bize. Dijital çağda doğmayan kişilere biz digital immigrant, dijital göçmen oluyoruz. Siz de digital native oluyorsunuz. Dijital yerli, yani dijital çağda doğan kişiler. Sizin için bu tür iletişim yolları daha kolay. Bizim bilmediğimiz şeyleri bilip farklı milletten insanlarla iletişim kuruyorsunuz. Dil öğrenme sürecinin avantajlarından bahsetmeyeceğim. Artık bir gereklilik haline geldi bu durumda. Ama bazı yararları da var dil öğrenmenin. Mesela dil öğrenme süreci beynimizi sürekli olarak zorladığı için ona yeni yollar açar ve daha esnek bir düşünme yapısına sahip olmamızı sağlar. Araştırmalar birden fazla dil bilen insanların daha iyi bir hafızaya sahip olduklarını, beyninin daha aktif bir şekilde çalıştığını göstermiştir. Ben bunu kendimden örnek verebilirim. Ben iki tane yabancı dil biliyorum. İngilizce, Almanca. Belki bunları öğrenme sürecimde beynimi zorladığımdan, çok çalıştırdığımdan mıdır? Arkadaşlarımın doktoraya başladığı tarihleri bırak, ötesinde onları da hatırlıyorum. Bütün bir iki kere gördüğüm insanların burçlarını bile bilirim, yani o derecede hafızam çok iyidir. Ayrıca ileriki yaşlarda Alzheimer'ın önlenmesine de yardımcı oluyormuş. Bilimsel araştırmalar bunu göstermiş. Ben de onu umuyorum. Çünkü rahmetli dedem Alzheimer'dan vefat etti. Farklı kültürleri anlama ve empati geliştirme. Bir dili bildiğimizde o dilin kültürüne sahip insanlara daha yakınlık hissederiz. Empati yeteneğimizi geliştiririz. Ben şöyle düşünüyorum. Yabancı dili bilen insanların, hatta yabancı dili hocalarının diyeyim, daha biz buna open minded diyoruz. Open minded ne demek? Açık fikirli, daha açık fikirli, daha hoşgörülü, her türlü şeye daha ön yargısız bakan, yargılamayan insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani birçok kişi de o şekilde olduğunu söylüyor bana. Yani demek ki bir yabancı dil bilmek bizim ufkumuzu genişletiyor. Ben bundan bunu çıkarıyorum. Hepimizin bildiği gibi yeni bir dil bilmek bize profesyonel anlamda, iş edinme anlamında, iş bulma anlamında ve kişisel olarak çok büyük avantajlar sağlıyor. Ben şöyle bir avantaj sağladı bana benim Almancamın iyi olması öğrenciliğimde. Mesela doktoraya başvuruyordum ve birçok yerden kabul alamıyordum. En sonunda bir şey fark ettim. Bir iki tane üniversite
her site ikinci yabancı dil istiyor. Ve oralara hiç başvuru olmuyor. Benim de Almancam iyiydi. 6 ay çalıştım. Almancadan YDS'den 82 puan aldım. Ve bu şekilde tek öğrenci olarak doktoraya rahat bir şekilde girdim. Yani demek ki bir dil bilmek, yeni bir dil bilmek her yerde bir kapı açıyor. Kolaylıklar sağlıyor. Ben bunu hayatımın her döneminde yaşadım. Artık seyahatler de kolaylaştı. Seyahatlerinizde daha farklı deneyimler sağlamanızı, elde etmenizi sağlıyor bu yabancı dili bilmek. Gidip bir yeri kuru kuru gezmektense o milletten insanlarla iletişim kurabilirsiniz. Onların yaşam tarzlarını, kültürlerini öğrenebilirsiniz. Yani bu şekilde kültürler arası iletişim becerinizi geliştirirsiniz. Eğer kendinizi akademik anlamda ilerletmek istiyorsanız da bir yabancı dil bilmek, özellikle İngilizce bilmek, sizin akademik bilgilere ulaşabilmenizi sağlar. Kendinizi kendi dilinizde elde edemediğiniz bilgileri İngilizce'de İngilizce olarak daha kolay elde eder ve daha sağlıklı, daha gerçek bilgiye ulaşırsınız. Ve eğer akademik kariyer yapmak istiyorsanız İngilizce zaten başlıca bir gereklilik, zorunluluk haline geldi. Bu da sizin kariyer anlamında ilerlemenizi sağlar arkadaşlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi bir dil bilmenin sayesinde, yoluyla yeni dostluklar elde edebilirsiniz. Ben doktora sürecinde yeterlilik sınavına girmeden önce şöyle bir şey fark ettim. Konuşmamın, İngilizce konuşmamın istediğim gibi olmadığını düşündüm ve SpeakPal diye bir uygulama keşfettim. O uygulamadan her milletten insanla, farklı farklı kişilerle iletişim kurdum ve İngilizce sohbetler ettim onlarla. Hem yeterlilikte kendime özgüvenim gelişti İngilizce konuşurken, daha böyle özgüvenli konuştum. Hem de her milletten arkadaşlarım oldu. Mesela geçen sene deprem olduğunda bana Endonezya'ya varana kadar birçok ülkeden arkadaşlarım geçmiş olsun dilekleri için aradılar. Üzüntülerini belirttiler. Şu an bir sürü bu şekilde arkadaşım var. Her dilin kendine özgü bir yapısı vardır ve bir mizah dili vardır. Ve bu şekilde bir dili öğrendiğinizde onun kültürünü ve mizah dilini de öğrenirsiniz. Bu da size yeni bakış açıları getirir, yeni bakış açıları oluşturur sevgili arkadaşlar. Yeniden bir başlangıçtır dili öğrenmek. Aynı çocukken kendi dilinizi öğrenmeye başladığınız gibi bazı hatalar yaparsınız, yanlışlar yaparsınız, telaffuz hataları, komik çevreler olur. Bu da sizin yeni bir başlangıç yapmanıza ve yeni başlangıç sürecinde neler yaşadığınızda sizi hatırlatır, bir nevi özgürleştirir. Bir dili bildiğiniz bir ülkeye gittiğinizde, mesela kendi dilini bildiğiniz bir ülkeye gittiğinizde kendinizi daha rahat hissedersiniz. Evinizde hissiyatı oluşur ve daha kolay iletişim kurarsınız. Korkularınız, kaygılarınız olmaz ve o topluluğun bir parçası gibi hissedersiniz kendinizi. Farklı kişilikleri deneyimleme, her bildiğiniz yeni bir dil size yeni bir kimlik kazandırır. Araştırmalar gösteriyor ki birden fazla dil bilen insanların diğer bildiği dilde farklı bir kişilik geliştirdiğini gösteriyor. Ya ben bunu mesela kendimde hissettim. Şöyle bir durum var bende. Ben İç Anadolu ağzıyla konuşan biriyim normalde. Şu an ne kadar beceriyorum onu da bilmiyorum. ama İngilizceyi öğrendiğimde dedim ki ben en güzel şekliyle öğreneceğim. British English konuşmaya çalışacağım. O da bende sanki böyle İngilizce konuşurken
daha kibar bir insan olmuşum hissiyatı bana veriyor yani. Farklı bir kişilik geliştirmenizi sağlıyor. Yeni bir dili öğrendiğinizde sınırlarınızı keşfedersiniz. Yeni bir dili öğrendiğinizde yeni şeyleri öğrenmenin, yeni şeyleri keşfetmenin hazzını alırsınız. Yine ben Almanca çalıştığım süreçte Instagram'dan şeyleri takip ediyordum Almanca öğrenmek için. Mesela minibüse bile binsem hiçbir dakikamı boşa geçirmiyordum. Orada Instagram'dan Almanca öğrenme şeylerini takip ederek kelime oyunlarıdır, kelime bilgisi, gramer bilgisi soruları paylaşıyorlardı. Onları çözüyordum. Sonra beni oradan yabancı arkadaşlar buldu. Sonra onlarla arkadaş olduk ve ben onlarla Almanca yazışmaya başladığımda sanki yeni bir dünyayı keşfetmiş gibi oldum. Almanca anlaşıyorum, karşımdaki bir Alman, böyle farklı bir duyguydu benim için. Zaten İngilizceyi bildiğim için İngilizceye iletişim kurmak farklı gelmiyordu. Sanki Türkçe iletişim kurmayla aynı bir şeydi benim için. Her yeni bir dili öğrendiğinde yeni bir şeyler keşfediyorsun. Onların kültürleriyle ilgili, tarzlarıyla ilgili. Yani yeni bir dil bilmek yeni bir keşif yolculuğu bence. Şöyle bir söz var Alman şairi Goethe'nin. Bir insan yalnızca kendi dilinde ne kadar fazla şey öğrenirse öğrensin, yalnızca bir şey bilir. Ancak bir dil öğrendiğinde dünya onun gözünde yeniden şekillenir. Evet, dünyayı gözümüzde yeniden şekillendiriyoruz yeni bir dili öğrendiğimizde. Yeni bir keşif, yeni bir dünya. Evet. Sonra dil öğrenme stratejilerinden bahsedeceğiz. Yeni bir dil öğrenmek hayat boyu devam eden bir şey. Ben bile 19 yıllık İngilizce öğretmeniyim. Hala tekrar ediyorum. Tekrar etmezsem unuturum. Konuşmadığım zaman konuşmam geriliyor. Kelime bilgim geriliyor. O yüzden sürekli çalışmak durumundayım. Hayat boyu öğrenme sürecidir bir dil bilmek, bir dil öğrenmek. Size bazı bu dil öğrenme süreçlerini kolaylaştıracak şeylerden bahsedeceğim. İlk önce kendimize bir hedef belirleyelim. Küçük de olsa bir hedef. Yani bugün mesela 10 tane kelime öğreneceğim. Ya da bugün bir diyalog ezberleyeceğim. Yani diyalog ezberleyerek de öğrenebilirsiniz. Ya da bugün bir podcast dinleyeceğim. O şekilde o günlük hedeflerinizi belirleyin ve o hedeflerinizi yerine getirmeden o günü sonlandırmayın. Ben şöyle bir şey anlatacağım size. Ben 12 yaşındayken İngilizce öğretmen olmaya karar vermiştim. O belki büyük bir hedefti. İngilizce kitabımın başına İngilizce öğretmeni Sevim Emecen yazmıştım ve hala o kitabı da saklıyorum. Sene 95. Yani bu şekilde ben belki büyük bir hedef belirlemişim, çok ileriye dönük ama o hedef beni bugünkü olduğum yere getirdi. Şöyle diyelim mesela, ben o zaman nasıl çalıştım? Küçüğüm, anne baba okumamış, etrafımda hiç okumuş insan dahi yok. Ben kendi kendime çalışarak İngilizce öğrendim. Benim İngilizceye başlama, öğrenme tarihim 12 yaşımdır. Yani bayağı da ilerledim. Ne yapıyordum? Okulda diyelim hoca bir konuyu öğretti. Ben o konuyu öğrenir öğrenmez hemen teneffüste tekrar ediyordum. Tekrar yazıyordum konuları. Kelimeleri kendi cümlelerimle kuruyordum. Sonra akşam gittiğimde bir daha tekrar ediyordum. Çünkü sıcağı sıcağına tekrar etmek unutmanızı engeller. Ve şöyle bir şey var. O benim okuduğum okulda, o zamanlar Anadolu liseleri böyle çok gözde okullardı. İlkokul 5'ten sonra gidiliyordu. Herkes özel ilkokuldan gelmiş, İngilizce kursuna gidiyorlar.
İngilizce üzerine özel dersler alıyorlar ama benim hiçbir imkanım yok. Kitap bile zor almışım. Öyle bir öğrenciydim. Ve ben hepsini kısa sürede geçtim. İngilizce dersinde, sınavında yanıma oturmak istiyorlardı böyle benden kopya çekmek için. Öyle o hale geldim kendi çabamla. Yani kurslara falan da gerek yok arkadaşlar. Yani insan zaten bugün teknoloji var. Benim zamanımda teknoloji de yoktu. Kasetler vardı. Kasetlerde evde gidip kasetleri sürekli dinliyordum. Sözlükle uğraşıyordum. Sözlükteki kelimeleri kendi kendime ezberliyordum. Sonra lise 2'de kendime para biriktirip translator diye bir şey aldım. Translator'lar vardı eskiden. Dijital sözlük gibi bir şey böyle. Hatta orada kelime bilgi yarışmaları da vardı. Oradan o bilgi kelime yarışmalarına giriyordum. Yani çok antika bir şey. Hatta keşke getirseydim onu da. Hala onu da saklıyorum. Yani sürekli haşır neşir olmamın faydasını gördüm. Yani hayatınızın bir parçası haline getirirseniz bence oluyor yani. Mesela günlük konuşmalar yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Dinlemeye podcastler dinleyebilirsiniz. Benim Almanca serüvenimde de Almancayı mesela ben diyelim çok yoruldum, canım hiçbir şey yapmak istemiyor. O zaman bile evde dinlenirken Almanca podcastler açıyordum. Kulağım aşina olsun diye. Ve onlar sürekli evin içinde açık oluyordu. Ve kendi kendime YouTube kanallarından bulduğum Almanca konuları, mesela temel seviyeden başladım. Az buçuk bilsem de. Temel konulardan başladım. O konuları küçük en basitten itibaren farklı farklı hocalardan, YouTube'dan dinledim. Sonra ilerlediğim süreçte de soru çözme yöntemleri, Almanca, YDS üzerine soru çözme yöntemleri anlatan hocalar vardı. Yine ücretsiz. Artık böyle siz öyle bir şanslı çağdasınız ki, dediğim gibi biz zamanında dershaneye bile gidemezken siz çok kolay yoldan bilgiye erişebiliyorsunuz. Ben Almancamı hiçbir kuruş harcamadan sadece 2-3 tane test kitabı aldım. Onun sayesinde dediğim gibi YDS'den 82 almayı 6 ayda başardım. Yine dediğim gibi biraz önce de bahsettiğim gibi çeşitli uygulamalar var. O uygulamaları kullanarak İngilizce konuşma pratiği yapabilirsiniz. İsterseniz o uygulamaları ben size dersin sonunda veririm. O uygulamalar sayesinde yine ücretsiz İngilizce konuşma pratiği yaparsınız. Kültürler arası iletişim becerisi, konuşma becerisi, birçok becerinizi geliştirirsiniz ve dostluklar elde edersiniz, farklı dostluklar. Bir de size şunu söyleyeceğim. Diyelim bir kelime öğrendiniz. O kelimeyi kontekst içinde öğrenin. Yani ayrı ayrı kelimeleri ezberlemeyin. İşte şu 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 bir Türkçe bir İngilizce sıralayarak böyle Türkçe karşılığını yazarak ezberlemeyin. O öğrenme pasif bir öğrenmedir. Konuşurken o şekilde öğrendiğiniz kelimeleri kullanamazsınız. Konuşmak istediğiniz kelimeleri cümlenin içinde kurun. Cümleler kurun onunla ilgili farklı farklı ve yüksek sesle ya aynaya bakarak ya kendiniz bunları tekrar edin. Ben bugün bile yeni bir kelime öğrendiğimde direkt ben onun okunuşuna bakarım ve kendi kendime tekrar ederim. Bunlar da dediğim gibi filmler, altyazılı filmler izlemek, podcastler çok faydalı oluyor arkadaşlar. Artık çok kolay bir şekilde pratik yapmak için insanlarla iletişim kurup pratik yapabilirsiniz. Arkadaşlar edinebilirsiniz. Demin dediğim gibi yine en etkili şey tekrar etmek. En etkilisi. Ben İngilizceyi de Almancayı da bol bol tekrar ederek öğrendim.
Bir tane Almanca çalışma sürecimde Almanca defteri yapmıştım kendime. Kendi konuları yazdığım, böyle cümleler kurduğum. O defteri hep yanımda gezdirdim. O zaman arabam yoktu. Minibüsle şeye gelirken, okula gelirken buraya minibüste bile o defteri açıyordum. Ya da Instagram'dan bulduğum Almanca sitelerden kelimeler öğrenmeye çalışıyordum. Yani sıcak kalmasını sağlıyordum. Motivasyonunuz artar arkadaşlar. İlginç ve eğlenceli olan şeyler motivasyon artırıcı şeylerdir. Nasıl motivasyonumuzu artıracağız? Çeşitli oyunlar, yani böyle dijital oyunlar var. Bu dijital oyunlar sayesinde o hem oyun oynayıp hem eğlenebilirsiniz, hem de yeni şeyler öğrenirsiniz. Ben bunu çok kullandım Almanca öğrenirken. Yapmaktan çekinmeyin. Hatayı biz kendi dilimizi öğrenirken de, küçük bir çocukken, bebekken de, yeni bir kendi dilimizi öğrenirken de hep hatalar yaparak öğrendik. Hata yapmaktan çekinirseniz kendinizi kasarsınız ve bu sizde kaygı oluşturur. Ve bu kaygı yıllarca üzerinden atamayacağınız bir durum haline gelir. Ben bu kaygıyı mesela yüksek lisans hocamdan kaynaklı bir kaygı yaşadım. Her sunumu yapmak için kalktığımda benim telaffuzumu düzeltip böyle aşağılayıcı sözler söylerdi. Sağ olsun, isim vermeyeyim. Ve bu bende bir kaygı oluşturdu. Ve o kaygıyı aşmam benim ta ki doktora sürecine gelip de bu yabancı insanlarla konuştuğum uygulamaları kullanmaya başlayana kadar, sonra İngilizce sunumlar yapana kadar konferanslarda bu benle devam etti. Kolay olmadı bunu aşmak. O yüzden rahat olun. Zaten yabancılar da her şeyi böyle tam gramerine uygun bir şekilde konuşmuyorlar. Bizim bildiğimiz gramer kurallarını onlar bilmiyorlar bile. O yüzden rahat olmak da çok önemli bir şey. Özgüveninizi yüksek tutun lütfen. Ve her yanlışın sizi bir adım ileriye taşıdığını unutmayın. Ben mesela neyi yanlış yaptıysam o aklımda kaldı. Yani yanlışlardan daha çok öğreniyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Ve kendinize bir defter tutabilirsiniz arkadaşlar. Öğrendiklerinizi düzenli bir şekilde gözden geçirmek için. Benim demin dediğim gibi ben bir Almanca defteri tutmuştum. Buradaki Almanca hocalara böyle gösteriyordum arada sırada. Diyorlardı, bunu nereden öğrendin? Onlar benim öğrendiğim şeylere onlar şaşırıyorlardı. Kendi çabamla tamamen internet kaynaklı. Ve hiçbir kurs olmadan. Ve bu gelişimimi sürekli o defterden gözlemliyordum. Buraya kadar ne öğrenmişim, burada ne öğrenmişim ve bu benim motivasyonumu arttırıyordu. Bana özgüven sağlıyordu. Ve herhalde ben bundan sonra istesem, zamanı fırsatım olsa 6 ayda bir dili öğrenebilirim rahatlıkla. O özgüven oluştu yani. Demin dediğim gibi kendi gelişiminizi takip edin arkadaşlar ve kendi gelişiminizi takip etmek sizi özgüven kazandırır. Neler başarabileceğinizi görürsünüz. Bana hatta böyle ben Almanca çalışırken bir Almancacı arkadaşım bana dedi ki Almancadan dedi 55'i dedi zor alınıyor dedi. Almancacılar bile dedi 80'i zor alıyor dedi. Bana böyle bu şekilde konuştu. Ama ben hep kendime güveniyordum. Ve başaracağıma inanıyordum. Ve bu şekilde olunca Almanca öğretmenlerinin alamadığı 80'i ben aldım yani. Arkadaşlar dil öğrenmek sabır işidir. Hani hem böyle hemen olsun, bitsin, tamam halledeyim. Ya da böyle en ufak bir yerde takıldığınızda hayır olmuyor, yapamıyorum diye bir olay yok. Yani ben yapıyorsam ben normal zekada bir insanım. Herkes yapar diye düşünüyorum. Ve dil öğrenerek kendinizi farklı boyutlara taşıyorsunuz. Demin dediğim gibi
hayata bakış açınız değişiyor. Daha farklı bir insan haline geliyorsunuz. Ön yargısız, insanlara saygılı, klişe düşünceleri olmayan, herkesi toleransla, saygıyla kucaklayan bir insan haline geliyorsunuz. Bu da sizin sosyal ortamlarda iletişiminizi güçlendiriyor. Bana sormak istediğiniz soru var mı? Cevaplayabilirim. Öğrenmek istediğiniz ya da karşılıklı konuşalım dediğiniz bir konu varsa. Evet arkadaşlar, var mı? Teşekkür ederim katıldığınız için, beni dinlediğiniz için. Sunumumuz sona ermiştir. İyi günler.